İnceleme masamızda Deco X90. Bir yakından bakalım bize neler sunuyormuş Deco X90. Şimdi arkadaşlar kutu kapalı. Kutuyu burada açacağız masada. Ama ben size birazcık şu meslek menüsünden bahsetmek istiyorum. Özellikle katlı bir yerde oturuyorsanız ya da büyük bir evde yaşıyorsanız kablosuz kapsama sorununu tamamen ortadan kaldıran bir teknoloji. Bu ürün diğer ürünlere göre çok daha yeni. Aynı zamanda yapay zeka desteği de bu ürünlerde var. 3 bantlı Wi-Fi 6'yı da bize sunabiliyor. 200 taneye kadar ürünü bağlayabiliyorsunuz bunu. Bunlar neler? Evinizde bulunan akıllı prizler, evinizde bulunan akıllı ampuller. Bunların her biri sizin bağladığınız router'ın normalde performansını düşürebiliyor. Çünkü sayı arttıkça oradaki paylaşım artıyor ama bu üründe performansta bir olumsuzlukla karşılaşmıyorsunuz. Kapasite doğrudan buna uygun bir şekilde tasarlanmış. Bizim ofisten örnek vereyim. Ofiste de yine biz TP-Link'in altyapısıyla bir mesh sistemi kurduk. Burada bir tane ağ ismi var. Siz ofis içinde gezerken herhangi bir kopma olmuyor. Herhangi bir ağ değişikliğine gerek duymuyorsunuz. Aynı zamanda hem 2.4 GHz'i kullanabiliyorsunuz. 5 GHz'de kullanabiliyorsunuz. Bağlandığınız ürün 5 GHz'de daha iyi bir hız alabileceğini düşünüyorsunuz. Router onu otomatik olarak 5 GHz'e çekiyor. Akıllı antenler bulunuyor üstünde. 650 metrekareye kadar bir kapsama alanına sahip oluyorsunuz. Şimdi Deco X90'ın kutusunu açacağız. Kurulum ne kadar hızlı yapılabiliyor? Biz size onu da göstermek istiyorum. Evet, kutunun kapağını açıyorum. Açayım mı? Aç. Of. Bak görüyor musun tasarımı? Evinde kimse bunun böyle bir router olduğunu falan asla anlamaz. Çekil. Şeye benzemiyor mu? İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş kulelerine. Elimizde bir tane daha var. Diğeri de burada. Bunu da böyle bir koyalım. Ve burada gördüğünüz gibi aslında kurulum detaylarını tamamen veriyor. Şimdi bir kurulum da yapacağız. Aslında bütün olay Deco App'ten geçiyor. Ve ufak bir detay daha var ki bu ürünlerin aslında ne kadar kullanıcı dostu olduğunu da bizlere gösteriyor. Şimdi biz ofiste X60 modelini kullanıyoruz altyapı olarak. Ancak bu model X90. Biz X90'ları da bu X60 ağına katarak kullanabiliyoruz. Yani sizin bütçenize göre aslında elinizdeki ürüne bazı eklentiler de yapabilmenizi sağlıyor Deco altyapısı. Olay çok basit. Gördüğünüz şu Ethernet girişlerinden Ethernet kablosuyla buraya kabloyu taktıktan sonra ikinci adımda gösterdiği gibi bütün her şeyimiz bitiyor arkadaşlar. Deco uygulamasından devam ediyorsunuz. Biz şimdi o adıma hali hazırda ofiste kurulu olan ağ bu Deco X90'ları da dahil edeceğiz. 2 adet adaptörümüz çıkıyor buradan. 1 adet de Ethernet kablosu çıkar diye düşünmekteyim. Dediğim gibi bir Ethernet kablosu ki eğer bir Deco sistemi satın alırsanız mutlaka modemle Deco'nun bağlantısını bu Ethernet kablosuyla yapmanızı sizlere öneririm. Şunu da açalım. Bıçak kesmiyor. Zor açıldı. Şu kutuyu şöyle bir kenara alalım. Şimdi tasarım hakikaten şık. Evinizde bir yere kurduğunuzda asla birisi bir router ürünü olduğunu bence anlamaz. Şöyle altını çevirdiğimizde şurada power girişi var. Hemen şurada da bir reset tuşu bulunuyor arkadaşlar. Burada bir kablo yolu yapmışlar. Bu kablo yolundan bu adaptörü takıyorsunuz ve olay bitiyor aslında. Bu Ethernet girişlerinden bir tanesi 1 gigabite kadar, bir tanesi de 2.5 gigabite kadar hız destekliyor. Aynı zamanda bunlar çıkış da veriyor dışarıya. Onu da aktarayım. Şöyle prize takalım bunları ve uygulamaya geçelim. Bunu bir kenara alayım arkadaşlar. Bunu da ayrıyeten kuracağız. Şimdi Deco uygulamasını açtık. Olay çok basit. Webtekno ağımıza artıya basıyoruz ve diyor ki ne eklemek istersin? Deco ekleyeceğiz buraya. Ve modelini soruyor seni. X90. Evin nasıl diyor şu an durumu? Bizim burası 3 artı plus kat. Deco'nun LED'i nasıl yanıyor diyor. Mavi atıyor dedik Deco'nun LED'i ve yeni Deco aranıyor demeye başladı. Deco bulundu uyarısı geldi zaten ekranda gördünüz. Ve Deco'nun adı ne olsun diyor mesela. İsim verebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yazayım stüdyo diye. Ha, sonraki dedik. Aa optimize ediyor. Aa ekleyecek bunu. Şimdilik tamam diyeyim. Diğerini birazdan ekleriz. Şuradan internete bastığımda ben bütün bizdeki dekoları görebiliyoruz. Herhangi bir dekoya basıp hangi deko istasyonunda kim hangi gigahertz ile bağlı onu da görebiliyorsunuz. Bir tanesini örnek vermek amaçlı şöyle bağlanayım. Video odasında bağlı olan cihazları şu anda görebiliyorsunuz. Hangi dekodan sinyal aldığını gösteriyor ve ortalama kim nasıl bağlanıyor, hangi hızda kullanıyor onları da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şu anda bir güncelleme geldi muhtemelen bu ürün için. O güncellemeyi de direkt bu uygulamanın üzerinden yapabiliyorsunuz. Şuradaki mesajlar logosuna bastığınızda da yeni cihaz algılamalarını sizlere gösterebiliyor arkadaşlar. Şimdi dekonun altında daha dediği bölümde arkadaşlar buradan internetinizin hızını test edebiliyorsunuz. Kablosuz internetinizin adını belirleyebiliyorsunuz. Şifreyi falan da buradan doğrudan değiştirebiliyorsunuz. Size bahsettiğim 2.4 GHz'de 5 GHz olayları da yine buradan açılıp kapatılabiliyor. Ve misafir ağı oluşturabiliyorsunuz. Bir misafir ağı oluşturup Webtekno Guest ismini verdiğimizde de şu anda açıldı bile zaten. Parola olmadan doğrudan birisi bu ağa katılabiliyor ve burada işini görüp çıkabiliyor. Misafir ağını kapattığınızda o kişiler bir daha herhangi bir şekilde bu ağa giremiyor. Demişken şurada internet hızını test ettiği bir şey var. Şu an bayağı uzaktayız ana dekodan. Kaç megabit internet alabiliriz normalde bilmiyorum.
Bir yapalım bakalım hız testi ne çıkacak kendi uygulamasının içinden. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Deko'nun uygulamasının içinden yaptığımız hız testi ana dekodaki hızı bize gösteriyor. Ve ana dekomuzda şu an 912 megabit indirme, 117 megabitte yükleme hızını alabiliyoruz. Yani 1 gigabite yakın bir hız orada var. Ancak şu anda bulunduğum yerde yani ana dekodan yaklaşık 2 kat aşağıdayım. Burada yaptığımız hız testinde 72 megabit indirme, 46 megabitte yükleme hızını gördük. Böyle bir kat kat gezelim. Hızları bir bakalım. Bakalım nasıl bir sonuç veriyor bizlere. Hep birlikte görelim isterseniz. Şimdi bir üst kata geldik. Yani bizim 1 gigabitlik internetimizin hızı yaklaşık 180 megabit civarına geldi. İndirme hızı. Upload'da da yine 100 megabitin üstünde bir hız alabiliyoruz. Bir üst kata geldik. Bütün ana sistem burada kurulu arkadaşlar. Burada da yaptığımız hız testinde indirmede 824 megabiti gördük. Yüklemede de 120 megabiti gördük. Bir de bir katımız var. Ofisin en üst katı. Bir de oraya bakalım. Çıkalım. Şimdi geldik ofisimizin en üst katına arkadaşlar. Burada da yine dekolarımız kurulu. Bakalım burada hız ne alemde? 176 megabite kadar çıktı hız. İndirme hızı. Upload hızı da yine 100 megabite yakın bir hızımız var yine burada. Bence hiç fena değil. Hemen hemen ofisin tamamında. Hatta bir katta 1 gigabite yakın bir kablosuz internet aldık. Yaklaşık 4500 TL'lik bir ürün bu. İnternet sorununu çözüyor mu? Çözüyor. Bulunduğumuz yerde bir ölü alan kalıyor mu? Kesinlikle kalmıyor. Eğer düşünüyorsanız böyle bir ürün almayı bence tercih edebilirsiniz. Diyelim ve videoyu tam burada kapatalım. Ki yanımda bulunan diğer Web Teknoplus içeriklerini izleyebilirsiniz. Ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.